Medyeli TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ben Aybike Akkaya. Bugün Şirin Evler'deyiz. Vatandaşlara Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soracağız. Kesintisiz anketimiz başlıyor. Başlayalım. Merhabalar, anket yapıyoruz. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Merhabalar, Murat Kurum mu sizce Ekrem İmamoğlu mu? Ya ben... Merhabalar, Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Yok, siyasetle alakam yok. Amcacığım merhabalar. Sizce Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu ve neden? Bilmiyorum kızım, hiç bilgim yok. Bu seçimde kime oy vereceksiniz? Ben vekile gidip vermem. Yaşlı adamım ben. Yani onun için... Gerçekten mi? Neden? Tabii. Siyasette anlamıyoruz, bir şey etmiyoruz artık. Geçen seçimde kime oy vermiştiniz? Unuttum ne? Sen vallahi unuttum kızım ya. Yaşlı. Peki. Kusura bakma. Yaşlılıktan kızım. Merhabalar. Size de sorabilir miyim? Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Evet. Yok, bana bir şey sorma. Merhabalar, anket yapıyoruz. Sizce Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu efendim? Ya İstanbul'da yaptıklarını görüyoruz işte, daha neden olsun? Memnunsun. Açtı tabii, memnunuz. Bütün aksaklıklara rağmen gene de iyi çalışıyor. Devletten yardım tabii. Yok. Murat Kurum hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Murat Kurum zaten o kanunu çıkardıktan sonra kendi çıkardı. Deprem oldu. Değil mi? Onun zamanında yapanlar, eğer bu imar affını çıkarmasaydı bir şey olmazdı o insanlara. Doğru mu? Bu ne zaman yayınlanacak mı? Yayınlanacak, Medyeli TV'den takip edebilirsiniz. Bu hafta içinde yayınlanır. Teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun, kolay gelsin. Devam edelim. Ben evet. Çekiyor mu? Evet. Ben İstanbul'da yaşayan biri olarak eğer belediye bana hizmet getirmiyorsa, getirmek isteyip de getiremiyorsa, ben suçu onda bulmuyorum. Onun bana gelecek hizmeti aksatandan buluyorum ben. Anladınız mı? Teşekkür ederim. Bir şey diye kızım. Evet, devam ediyoruz. Size de soralım. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu anket yapıyor? Murat Kurum. Ekrem. Niye? İmamoğlu kimmiş ya? Daha dün geldi. Murat Kurum senelerin bakanı. Bakan, evet. Evet. Peki niye Murat Kurum sizce? Murat Kurum çünkü bilen bir insandır. Her şeyi biliyor. İmamoğlu geleli ne yaptı? Ben 40 senedir İstanbul'dayım, hiçbir şey görmedim. 2019'dan beri burada. Siz memnun değil misiniz? Hayır, 2019'dan beri ben 40-45 senedir İstanbul'dayım. İmamoğlu hiçbir şey yaptığı yok. Yapanları da bozuyor maalesef. Murat Kurum, başkası yok. Yaptığını düşünmüyorsunuz, evet, yani. Evet, bence Murat Kurum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii. Çekiyor değil mi? Evet. Çekiyor mu? Evet. Şimdi hiçbir yazılı ve görsel basında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili hiçbir haber çıkmıyor. Değil mi? Ben de diyorum ki bu İstanbul'da yaşayan vatandaşlara, Söğütlü Çeşme'den Avcılar'a kadar metrobüse binsin ve o metrobüsteki ekranı seyretsin. İstanbul'da olan çalışmaları orada görecek. Büyükşehir Belediyesi'ni. Peki Ekrem İmamoğlu'nun yapmadığını söyleyenler de var. Az önce röportaj yapıyordum. Ne yapmadı? Bir şey görmediğini söylüyorlar. Ne yapamadı? 300 saniye otobüs alması lazım. Devlet garantisi olması lazım. 3-4 senedir sarayda bekliyor sadece bir imza için. Ama bir yerden bir yere gittiğimiz zaman metrobüse, her yerde arıza yapmış otobüs görüyoruz. O 300 tane otobüs, o gibi saraydaki zat imza atıp da o 300 tane otobüs gelirse, bana bu metrobüste İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak daha güzel hizmet gelir bana. Hizmeti getirmeyene değil de hizmeti getirtmeyene. Peki. Hizmeti aksatana suç. Peki, teşekkür ederim. Efendim, siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Seçimde kime oy vereceksiniz?
Ben Başak Demirtaş aday olursa ben ona vereceğim. Başak Demirtaş, peki. Teşekkür ederim. Size de soralım. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum? Yok. Anket ben... yapıyoruz. Verebiliriz. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkürler, sağ olun. Devam edelim. Merhabalar, anket yapıyoruz. Sizce Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu efendim? İmamoğlu tabii canım. Peki Murat Kurum hakkında ne düşünüyorsunuz? Boş ver, onları boş ver. Karıştırma daha. Daha karıştırma. Şöyle şuraya girelim. Merhabalar, anket yapıyoruz. Size sorabilir miyim? Yok, kusura bakmayın. Peki, tamamdır. Tamamdır, kolay gelsin. Oh, çekmiyoruz. Biraz para ya. Efendim merhabalar, anket yapıyoruz. Size de soralım. Sizce Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Ben mi? Evet. Ben Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu diyorsunuz. Peki siz? İmamoğlu. Murat Kurum kim ya? Yeni mi geldi bu Türkiye'ye? Murat. Yeni tanıyoruz adamı. Devam edelim. Size soralım. Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu efendim? Hiçbiri. Hiçbiri. Neden hiçbiri? Geçen seçimde kime oy vermiştiniz? Yapmıyorum. Geçen seçimde hiç vermedim. Bağımsız. Vermedim. Evet. Ve vermeyeceğim. Nasıl? Cumhurbaşkanı imzaladınız. Kimse bir şey yapamaz. Vallahi hepsi aynı abi. Hangisi gelirse vatandaşı alakıyor. Teşekkürler. Efendim size de soralım. Anket yapıyoruz. İmamoğlu mu, Murat Kurum? Duymuyor. Peki, geçmiş olsun. Merhabalar, sizlere de sormak isterim. Sizce Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Anket yapıyoruz. Murat Kurum. Siz? Hangisine verin? Ben soruyorum, siz hangisine vereceksiniz? İmamoğlu ya. İmamoğlu diyorsunuz, peki. İmamoğlu. Kaybe 20 sene verdi, Allah belasını versin. Mahvetti bizi. Tabii ya. Geçen seçimde peki kime vermiştiniz yerel seçimlerde? Ben Tayyip'e vermiştim. Ama şimdi İmamoğlu. İmamoğlu diyorsunuz. Peki abi, sizi vazgeçiren şey ne oldu? Bu seçimde niye AK Parti'den vazgeçtiniz? Şey, baharlığı görürsen de üstünden verecek bize, erteliyor oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Böylesi olur mu ya? O 7500 liranın kim geçinebilir ya? Ev kiram 4500. 10.000 oldu. 10.000 oldu demek. Olsun, ne lazım? Ev kiramı 14.000. 14.000 liraya kirası veriyorum ben. Ya? Yetmiyor diyorsunuz. Bu yüzden vazgeçtiniz. Abi onu. Gitti. İnşallah daha da kazanamaz. Kesergiler de kurtarırız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, devam edelim. Efendim merhabalar. Türk değil. Merhabalar, anket yapıyoruz. Sizce İmamoğlu mu, Murat? Okey. Turist daha. Merhaba, anket yapıyoruz. Sizce İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Peki, teşekkür ederim. Efendim merhabalar. Bu seçimde Murat Kurum'a mı, Ekrem İmamoğlu'na mı oy vereceksiniz? Efendim? Ekrem İmamoğlu'na mı, Murat Kurum'a mı oy vereceksiniz bu seçimde? Tartışmasız kurum. Neden tartışmasız? Ben bürokrasiyi biliyorum. Onun için onu tercih ediyorum. Anket yapıyoruz. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Teşekkürler. Size de soralım. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu efendim? Kim oy verecek? Oğlu. İmamoğlu. Peki, teşekkürler. Devam edelim. Merhaba, size de sorabilir miyiz? Anket yapıyoruz. Vatandaşlara soruyoruz. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu sizce? İmamoğlu'na su yok. İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Siz? Su yok. Su yok. Bunun suyu yok da ondan ilgili. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Şu düşünüyorum. İmamoğlu geliyor biliyorsunuz. Yani. Evet. Peki, teşekkürler. Kolay gelsin. Efendim merhabalar, size de soralım. Bu
seçimde Ekrem İmamoğlu'na mı yoksa Murat Kurum'a mı oy vereceksiniz? Hiçbirini. Evet. Geçen seçimde kime oy vermiştiniz? Geçen seçimde AK Parti'ye vermiştim. Şimdi hiçbirine. Niye peki Murat Kurum değil? Murat Kurum'a da çok oy verecek insanlar var. Olabilir ama mevcut hükümette partilere oy vermeyeceğim. Sebebi emekliyi sıfıra indirdiler de ondan. Aynen böyle. Memnun değilsiniz emekli maaşından? Hiçbirinden memnun değilim. Ne kadar bekliyordunuz peki? Ne kadar? Yani en az 15 bin bekliyordum. 10 bin liraya kim diyecek? Onlar çocuklarına onu o 10 bin lirayı harçlık verseler suratlarına atarlar mı? Teşekkür ederim. Size de sorabilir miyim? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat dur. Murat. Murat diyorsun. Aynen. Merhabalar efendim. Ekrem İmamoğlu mu Murat? Merhabalar, size soralım. Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Tamam. Merhabalar, anket yapıyoruz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Merhabalar, anket yapıyoruz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Yok, sağ ol. Merhabalar, size de soralım. Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Bu seçimde kime oy vereceksiniz? Hangisi faydalıysa o yapsın ya. Hangisi faydalı olur sizce? İkisi de olur ya, olmaz diye bir şey. Olur. Kim oymak canım? Tamamdır, buradan tekrar şöyle dönelim. Merhabalar, size de sorabilir miyim? Siz Ekrem İmamoğlu'na mı Murat Kurum'a mı oy vereceksiniz tabii bu? Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Gayet tabii. Murat düşünülemez bile. Teşekkür ederim. Size de soralım. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu efendim? Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Neden Murat Kurum? Çünkü İmamoğlu gördük. Yapılan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok diyorsun. Yani ne var? Siz sayın, ben dinleyeyim. Halk ekmekleri mesela, ya, öğrencilere burs. Halk ekmek kaç yıldır var biliyor musunuz? Var, sayısı arttırıldı, böyle söylüyorlar. Ya yok, benim bildiğim noktalarda aynen var. Fark eden hiçbir şey. Anne kart var mesela. Hı? Anne kart var. İstanbul'da anne olan insanlara, kadınlara kart çıkarıldı. Ve ücretsiz olarak toplu taşıma kullanabiliyorlar. Var, eyvallah. Ama ondan önce de... Hayır, yapmadı diyorsunuz ya, ben yaptıklarını... Ufak, ya, ufak olabilir ama yapmadı diyorsunuz. Bir şeyler yapıyor. Ama daha büyük bir şeyler, bir beklenti vardı. Değil mi? Farklı bir... Ne mesela büyük bir şey İstanbul için? Ya, trafikte bir çözüm bekleniyordu. Ve toplu taşımalarda bu kadar artış beklenmiyordu. Değil mi? Yani bütün bunlar beklentiydi. Ha, bir belediye başkanının yapabileceği çok bir şey de yok. Bu da bariz belli zaten. Ne yapabilir? Zaten yetki alanı bilindik. Farklı bir yere kadar. Onun ilerisi yok. Yeniden bir şehir kuracak hali yok. Ve bütün bu önceden yapılmış binaları, şehir yapılanmasını yeniden yapacak hali yok. Bunların tamamı zamanla olacak şeyler. Halbuki daha farklı da olabilirdi ama olmadı yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar, sizlere de sorabilir miyim? Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ben. Murat. Peki, teşekkürler. Çok teşekkürler. Merhabalar, anket yapıyoruz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Yok, teşekkür ederim. Merhabalar, sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu efendim? Kızım İmamoğlu ne yaptı ki? Bana söylesene. İmamoğlu ne mi yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Evet. Ben o yüzden Murat Kurum mu? Ben buralıyım. Hiçbir şey, bak, sokakları bile süpüremedi. Efendim viyadük tamiratı yapıyoruz, şunu yapıyoruz diyorlar. Hiç. Tabela var, yaptık diyorlar. Hiçbir şey yok. Her taraf seyret demirler gözüküyor. Yani onun için o bir daha gelemez hayatta. Bir yayını Beş dakika sonra. Devam. Sonra süren bitsin, kapatalım. Merhabalar, size de sorabilir miyiz? Biraz önce. Sordum, peki, pardon.
kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Merhabalar. Sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ne? Cevap yok. Efendim merhabalar. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Anket yapıyoruz. Bir dakika. Neresi? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Peki siz? Kurum, Murat Kurum. Kurum. Peki. Teşekkürler. Efendim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Anket yapıyoruz. Evet. Neyle ilgili? Seçimlerle ilgili. Murat Kurum ve Ekrem. Hayır, Ekrem İmamoğlu diyorum. Evet. Neden diye sormuyorsun? Şöyle söyleyeyim, ben yıllardır hep burada yaşıyordum. 3-4 yıl İstanbul'da bir ara vermiştim, Mersin'de. Yani geçen yerel seçimlerde Mersin'de oyumu kullanmıştım. Ara sıra gelip gidiyorum İstanbul'a. Yani şöyle söyleyeyim, buradan ayrılan farkı daha çabuk fark ediyor. Yani bir yeri görmediğiniz zaman. Hizmetlerini gördüğüm zaman son derece memnunum. Ekrem İmamoğlu'ndan. Bir de bir emekli vatandaş olarak artık yani bir sesimizi duyurmamız gerekiyor bu seçimde. Bunu düşünüyorum. Yani hem hizmetler hem emekli olmuşum. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu diyorum. Buradan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Başkanıma da selam ve saygılarımı gönderiyorum. Orada oy kullanamayacağız çünkü bu sefer. Bu kadar. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, devam ediyorum. Merhabalar efendim. Sizce Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Vallahi ben oy vermeyeceğim. Ben yakacağım oyları. Oy yakacaksınız. Ha. İptal. Geçen seçimde İptal. Kime oy vermiştiniz? Ha? Geçen seçimde. Kendime vereyim ben oyları. O zaman. Bilmiyoruz. Sağ olun. Merhabalar. Size de soralım. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. Merhabalar. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Ne? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Evet. Merhabalar efendim. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? İmamoğlu'nu biz gördük. 5 senedir onunla yaşıyoruz. Onun için bir de Murat Kurum'u deneyelim. Murat Kurum'un bakanlığında da başarılı bir insandı. Onun için Murat Kurum'u tercih ediyoruz. O yüzden denemek istiyorsunuz ve Murat Kurum'a. Geçen seçimde kime oy vermiştiniz peki? Geçen seçimde de AK Parti'ye vermiştim. AK Parti'ye. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyorum. Birisi. Efendim merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Vallahi hepsinin yok. Bende hepsinin yok. Hepsini yok. Geçen seçimde kime oy verdiniz? Ya sana ne? Kime vermişsen verdim, vermedim. Boş ver ya. Sen kim ne diyorsun? Herkes kendi derdinde. Bak sor. Herkes kendi. Tamam peki. Devam edelim. Merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Anket yapıyoruz. Ya şimdi Murat Kutlu 20 senedir zaten iktidardadır. Şimdiye kadar bir şey yaptığını görmedik ki. Yani İmamoğlu da biz iyi olanı kazansın diyoruz. İyi olan. Siz hangisine vereceksiniz peki? Bu seçimde biz burada oy kullanmıyoruz. Çünkü buralı değiliz. Ben Ağrılıyız. Orada kullanıyoruz oyumuzu. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Merhabalar, size de sorabilir miyim? Sizce İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Bence oğlum. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Bence oğlum. Peki o zaman. İyi günler. Efendim merhabalar. Anket yapıyoruz. Neyle ilgili? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Neyi? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Ya onunla ne ilgisi var ya? Vatandaş karar verecek. Siz ne kararınız ne sizin? Anket yapıyoruz. Anket mi? Benim kararım şu an daha bir şey diyemem yani şu an. He. Tabii ha. Geçen seçimde kime oy verdiniz? Geçen seçimde kime oy verdiniz? Geçen Türkiye Cumhuriyeti'ne verdim ben. İyi günler. Merhabalar, anket yapıyoruz. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu sizce? Ben daha Murat Kurum. Murat Kurum diyorsunuz. Peki niye Murat Kurum? Hepsine kızıyor, Murat Kurum'u seviyorum. Mesela Tayyip'e de kızıyorum. Neden seviyorsunuz peki? Kişisel olarak nedir nedeni? Ya Çalışkan'ı da güzel mi? Evet. İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Vallahi İmamoğlu, bak İmamoğlu eğer çalışsaydı full Cumhurbaşkanlığı götürürdü.
Tartmıyorlar. Bak. Çalışmadı. Vallahi ben ona da verdim. Abi. Geçen seçimde İmamoğlu'na mı var? Bu seçimde Murat Kurum diyorsun. Peki. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür. Merhabalar, anket yapıyoruz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Tek. Murat Kurum. Murat Kurum. Peki. Merhabalar, Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? Dedim sağ ol. Tamam. Merhabalar, size de sormak istiyorum. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Tabii ki de Murat Kurum. Murat Kurum. Peki. Evet. Size de sorabilir miyim? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Kesinlikle. Merhabalar, anket yapıyoruz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Merhaba. İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkürler. Görüşürüz. Merhabalar, size de soralım. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Evet, sağ olun. Efendim merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu, anket yapıyoruz. Bilemiyorum. Sevmiyorum dedi. Merhabalar. Sizce Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Peki, sağ olun. Size soralım. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Merhabalar. Anket yapıyoruz. Size sormuştum, evet doğru. Hani diyorum çok tanıdık geliyor. Merhabalar, size de soralım. Ekrem İmamoğlu. Peki. Efendim merhabalar. Sizce Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum, Murat Kurum. Murat Kurum, peki. Geldi. Efendim merhabalar. Anket yapıyoruz. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Ben yani İmam. Merhabalar, size de soralım. Hepinizden alacağım cevapları. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Ben Murat. İmamoğlu. Ben Kurum. Olsun, İmamoğlu olsun. Yok. Murat Kurum. Murat Kurum diyorsun. Evet. Peki niye Murat Kurum, neden İmamoğlu? Çünkü İmamoğlu 5 senedir burada. İmamoğlu yemiyor. Bir dakika, 5 senedir burada İmamoğlu. Kimsenin ondan memnun değil. Memnun olmadığınızı söylüyor mesela. Ne düşünüyorsunuz? Siz memnun musunuz İmamoğlu'nun? Evet, iyidir. Niye memnun değilsiniz? Ben memnun değilim çünkü hiçbir icraatı yok. Nasıl icraatı yok? Çalışması yok. Var mı? Hala AK Parti'nin bıraktığı şeylerle gidiyor 5 senedir burada. AK Parti ne bıraktı? Ne bıraktı? 5 sene gidiyor. AK Parti bırakmış. İstanbul'u yapan Tayyip Erdoğan'dır. Ya. Bunu herkes böyle bilsin. Siz ne düşünüyorsunuz İmamoğlu? İmamoğlu olacak. Murat Kurum. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, bugün Şirin Evler'deydik. Vatandaşlara Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye sorduk. Bizi izlemeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi günler.